Kapadokya bölgesinin önemli organizasyonlarından biri olan Kapadokya Gastronomi Festivali bu yıl Kapadokya'da Bahar Sofraları adı altında Kapadokya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı. İlki 2022 yılında yapıldığında Kapadokya bölgesinde gastronomi rüzgarını başlatan festival yine insan, tarih ve doğa temaları üzerinden yürütülüyor. Piştikten sonra bu kül bunu yumuşatıyor. Buranın geleneksel bir... Tarih boyunca kadim topraklarda yaşamış çeşitli kültür ve inançlara sahip insanların baharın gelişini, şifa, bolluk ve bereket beklentileriyle anlamlandırarak kutladıkları Hıdır Elez'in geleneksel lezzetleri öne çıkartılıyor. Katılımcılar doğanın uyanışı ile insanın yeşeren umutlarını bütünleştirdiği, mevsimsellik ve yerelliğin ön planda tutulduğu Kapadokya'da bahar sofraları etkinliğiyle gastronomi alanında kanaat önderleri Kapadokya'nın gastronomi mirası ile tanışma imkanı buldu. Nevşehir Valiliği himayesinde Kapadokya Üniversitesi, Ürgüp Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği işbirliğiyle düzenlenen festival, Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Bölümü ile Kapadokya Bölgesi'nin değerli şeflerinin öncülüğünde hazırlanan ve Kapadokya'da Bahar Sofraları sloganı ile sunulan öğle yemeği ile başladı. Kapadokya Üniversitesi Gastronomi Bölümü mutfağında hazırlanan ve bölgeye özgü birbirinden farklı tatların bir araya getirildiği festivalde, özellikle küllü mısırlı ısırgan çorbası ve tatlı su balığının yapılan fava tabağı dikkat çekti. Kapadokya yöresinde yetişen bitkilerden yapılan yemeklerin ön plana çıktığı etkinlikte katılımcılara taze otlu, asma yapraklı, bölgeye özgü bulgur pilavı ile sunulan kuzu yahninin yanı sıra bazlama üzerinde karamelize edilmiş soğan ile sunulan kuzu ciğeri ve bölgede yetişen otlarla yapılan gözlemeler ikram edildi. Tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı Saniye Gezer. Bugün burada bölgemizde yenilebilir otları ve Hıdır Elez'e denk geldiği için de Hıdır Elez su ritüeli hazırladık. Bunun için de bugün ve dün biriktirdiğimiz 42. yağmurlarının içine bölgeden topladığımız 41 tane çeşit bitkiyi dün topladık ve onları birleştirdik. Yarın sabaha kadar bekleyecekler. Ondan sonra ya banyo yapmakta kullanacağız ya da elimizi yüzümüzü yıkayarak şifalanacağız. Biz bunu çömleğimizde yaptık. Çünkü bölgemizin toprağı da biliyorsunuz ki şifalı her türlü. O yüzden siz de çömlekte hazırlarsanız toprak olarak daha sağlıklı ve daha şifalı bir su elde etmiş olursunuz. Kapadokya'da yapılan, üçüncüsü yapıldığını öğrendiğim bu gastronomi festivali aslında biraz da gecikmiş bir festival olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten yanlış anlaşılan, yanlış bilinen bir bölge. Neden? Nevşehir mutfağı denildiği zaman her ne kadar ülkemizde çok önde olmasa da aslında Kapadokya'nın Nevşehir'de içine alan çok daha geniş bir coğrafyada olduğunun altını çizmek lazım. Ülkemizin çok az bilinen gastronomik zenginliğinin farkındalığını yaratma anlamında çok önemli bir çalışma yapıldığını düşünüyorum. Hakikaten her anlamda sadece gastronomi değil, geleneksel halk kültürlerini de içine alan çok önemli bir envanter niteliği taşıyacak bir kaynak araştırması olarak da görüyorum etkinliği. O yüzden bu tür etkinliklerin ülkemizde daha bilinçli, daha profesyonel devamını biliyorum. Yemekleri tattım. Açıkçası çok şaşırdım. Neden şaşırdım? Ben de yani mutfak araştırmacısı olarak çok alışmadığım birçok lezzetle karşılaştım. Geleneksel ürünle karşılaştım. Bunların da bir an önce aslında Türkiye gastronomisine kazandırılmasında çok fayda olacağını düşünüyorum. Hatta hamur işleri ve çorbalar çok ilgimi çekti. Tabii ben bir televizyon kanalında program yaptığım için buranın dışında da Nevşehir'de mutfakla ilgili araştırmalar yaptım. Hakikaten kahvaltıdan ara öğünlere ve akşam yemeğine kadar çok zengin bir mutfak söz konusu. Üçüncü yılında bu sene Kapadokya Gastronomi Festivali'ndeyiz. İnanılmaz keyifli yağmur var. Bereket dedik biz buna. Hıdır Elez şenlikleriyle birleştirmişler. Uzun zamandır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla bir araya geldik. Harika bir sofra kurulmuş. Bu festivaller gerçekten bizim için çok çok önemli. Belki yüzyıllar öncesinden reçeteleri burada tatma ve onların işte anlatıldığı gibi onları deneyimleme şansımız oluyor. Kapadokya'yı çok seviyoruz. Her sene keyifle geliyoruz. Umarım devam eder. Yemekler çok keyifli gerçekten. Buradaki şeflerimiz füzyon yaparak eskiyle yeniyi bir araya getiriyorlar ve bunu çok iyi başarıyorlar gerçekten. İçeride nefis şeyler tattık. Hepsi birbirinden güzeldi. Özellikle tatlı su balığıyla yapılan bir fava tabağı var. O benim favorim. Onun üzerine yediğim hiçbir şey değiştiremedi gerçekten. Yemek böyledir. Damağınıza imza atar. Yıllar sonra bile hatırlarsınız onu. Çok iyiydi.